Bence yeterliler. Tabii ki gelişmeleri lazım. Tabii ki daha iyi şeyler yapmaları lazım her oyuncu gibi. Amir ve Ege iyi oynuyorlar. 2 gün boyunca gördüğüm şekilde, gerçekçi bir şekilde baktığım zaman ellerinden geleni yapmaya çalışıyor oyuncular. Ama tabii ki oraya takviye yapacağız. Yapılması lazım. Onlarla beraber devam edeceğiz. Benim için futbolda her zaman o futbolun kolonu, aslında binanın temeli gibi düşünebiliriz bunu. Biraz daha dikey bir şekilde. Kaleci 6 numara, 10 numara ortada ve forvet 9 numara gibi düşünebiliriz. Bu bir çizgi olarak düşünürsek o merkez benim için futbolda aslında çok önemli. Temeli gibi takımın o çizgi, teknik olarak bir kolon gibi takımı ayakta tutan. O yüzden önem veriyorum tabii ki o merkezdeki oyunculara, ama oyuncularımız da iyi. Mas eu gosto de jogadores que são capazes também de jogar de outras formas e não só dessa forma. Eu quero jogadores que saibam jogar nesta posição, mas também possam no jogo mudar. Porque hoje, por exemplo, na segunda parte, a partir de um momento, passámos a jogar 2-1 no meio-campo, com dois jogadores e com um jogador a jogar mais 10. E, portanto, muitas vezes é isso que acontece e, portanto, por isso é que as escolhas têm que ser certas. Tabii ki futbolda da her oyuncunun pozisyonu sabit pozisyon değil. Bazen değişik pozisyonlarda oynayabiliyorlar. Bugün örneğin 2-6 ile oynadık. Yeri 6 olmayan başka oyuncumuz 6 oynadı. Sürekli futbolda da bazı durumlarda pozisyonları değiştirebiliyorsunuz. Depende dos momentos do jogo. Umas vezes é muito importante ir rápido na baliza do adversário, outras vezes é preciso jogar em ataque organizado, ter posse de bola. É assim que se controla o jogo. Porque se não controlarmos o jogo quando temos a posse de bola, sempre que a perdermos, o adversário está a atacar e, portanto, nós vamos ter que correr mais para defender bem. Portanto, uma das formas das equipas grandes se afirmarem no jogo é ser capazes de controlar o jogo. E só se controla o jogo com bola, sem bola não se pode controlar. Portanto, mas há muitos momentos no jogo em que é preciso ser rápido, sair rápido contra-ataque. Fizemos isso muito bem hoje, muito bem. A equipa, nesse aspecto, já no jogo que eu vim, é uma coisa que a equipa faz bem. Tem jogadores que saem bem no contra-ataque, mas não podemos estar sempre a fazer isto. Isto não existe no futebol, isso não existe. E, portanto, para mim, o mais importante é ser objetivos, é chegarmos à baliza do adversário. Eu vou dizer uma coisa que disse aos jogadores. O jogo é muito simples, o futebol. A gente é que complica. O jogo é marcar golos ao adversário e não sofrer golos na nossa baliza. Isto é que é o futebol. Marcar e não sofrer. Portanto, e para isso sabemos que temos que ter bola. Quanto mais tempo tivermos bola, quanto mais organizados formos, quanto mais objetivos formos para atacar a baliza do adversário, maior probabilidade temos sempre de ganhar. Maçın anına göre değişebiliyor aslında. Bu maçta zaman zaman iki türde de oynayabiliyorsunuz, ama tabii ki büyük bir takım, Beşiktaş gibi büyük takım her zaman oyunu kontrol etmek zorundadır. Topu rakibe vermemek zorundadır. Ki zaten topu rakibe vermemek demek, top kontrolüne sahip olmanın çok önemli olduğunu gösteriyor bize. Tabii ki bazen direkt hızlı hücumlarla da sonuç bulmak önemli. Bunu zaten ne zaman yapacağınızı bilmek sizi büyük takım yapıyor. Aslında önemli olan buradaki oyunu gitgelle oynamamak. Yani sürekli dağılmış bir şekilde, bilinçsiz bir şekilde diyebiliriz bunu. Sürekli atak yapmaya çalışıp, hücum yapmaya çalışıp, topu kaybedip geri koşmak değil de bazen topa sahip olup sabırlı bir şekilde de oynamak gerekiyor. Ve hedefe doğru oynamak gerekiyor. Hedef gözeterek, yani bilinçli bir şekilde bu kontratağı da, oyun topa sahip olmayı da bilinçli bir şekilde yapmak gerekiyor. Oyuncularıma bugün konuştum. Aslında dedim futbol basit bir oyun. Bazen biz çok zorlaştırırız futbolu. Ben hepimizin bildiği kural, gol yeme, gol at, maçı kazanıyorsun. Tabii ki bunu yapmak her zaman bu kadar da kolay değil. Ama bazen işleri çok komplike yapmadan, karıştırmadan biz büyük takım gibi topa sahip olup oyunu kontrol ederek oynarsak, yeri geldiğinde de hücum, hızlı hücum dediğiniz kontra atakları da yaparsak zaten başarılı oluruz. Sim, acho que em alguns momentos a tecnologia por excesso cria problemas ao jogo em si, ao espetáculo. Mas se torna mais verdadeiro o jogo, nós temos que estar de acordo com a tecnologia. Eu acho que em alguns aspectos tornou o jogo mais verdadeiro. Mas eu acho que o excesso de tecnologia pode, na realidade, tirar esta beleza daquilo que é a emoção do futebol. Evet, aslında buna direkt futbolun ruhunu kaybettiriyor diyemem. Bazı durumlarda teknoloji kullanmak zorundayız. Evet, işe de yarıyor bazı durumlarda, kimsenin hak kaybetmemesi açısından.
Ama genel olarak düşündüğümüz zaman bu kadar teknolojinin dahil olması, evet, belki o futbolun güzelliğini biraz da olsa alabiliyor diyebilirim. Teşekkür ederiz. Basın toplantımız sona ermiştir. Yok. Semih'i sormuşlar hocam. Semih'e cevap istiyorlar. Semih'in performansı ile ilgili neler söylemek ister? Bireysel olarak oyuncular hakkında konuşmayı sevmiyorum. Teşekkür ederiz.